UEFA kurullarının vermiş olduğu kararlara dayanak göstererek o yılla alakalı liglerin tescillerinin iptaliyle alakalı bir müracaatı vardı. Biz bunu görüştük. Müsabakanın, futbol müsabaka talimatının bir maddesine dayanarak liglerin sonucunu değiştirmeye yönelik eylemler nedeniyle geçmişe dönük de olsa liglerin iptali söz konusu. Böyle bir madde vardı. Bu maddeyi dayanak gösterdi Trabzonspor. Biz bunun uygulanması gerektiği noktasında fikirlerimizi beyan ettik ama yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımız buna benzer bir olaya da daha önce tahkim kurulunun red kararı olduğunu gerekçe göstererek bunun da aynı olay olduğunu, dolayısıyla bu talebin de reddedilmesi gerektiği yönünde görüş beyan ettiler. Oylama sonucu 10-2 olarak bu konu reddedilmiş oldu. Biz burada tabii şerh koyduk, şerh gerekçemizi de yazdık. Trabzonspor bu noktadan sonra tahkim kuruluna müracaat ediyor. Tahkim kuruluna da bizim şerhteki gerekçelerimiz, bu ifadelerimiz, bu düşüncelerimiz açıkça raporlarda belli olacaktır zaten. Peki sizin bir beyanınız daha var, bu işi UEFA çözer. Ya şimdi şöyle, tabii Trabzonspor anladığım kadarıyla Türkiye'deki müracaat etmesi gereken noktalara müracaatlarını tamamladıktan sonra sonuç alamadığı takdirde UEFA'ya giderek kendi vermiş olduğu kararların Türkiye'de uyarlanmadığı noktasında kendi talebini UEFA'nın önüne koyacaktır. Dolayısıyla UEFA da kendi verdiği kararların Türkiye'de uyarlanması konusunda Trabzonspor'un destekleyicisi olacaktır diye düşünüyorum. Peki federasyonun içerisinde Galatasaray üye yok muydu? Onlar ne? Ya şimdi tabii burada ne oldu orada? Burada verilen karar arasında kulüplerin temsilcileri gibi düşünmemek lazım. Biz Trabzonsporluyuz. Diğer arkadaşlar başka takımları temsil ediyorlar ama burada bizler vicdanlarımıza dayanarak kendi oradaki kanunları inceleyerek, hukuku saygı göstererek ve vicdanlarımızı da göz önünde bulunarak bir karar veriyoruz. Yani bu arkadaşlarımız Trabzonspor'un talebinin haksız olduğu yönünde bir beyanda bulunmadılar. Daha önce tahkim kurulunun buna benzer bir konuda vermiş olduğu red kararını esas alarak bunun da reddedilmesi gerektiğini söylediler. Yani olay bundan ibaret. Peki UEFA'nın çok ağır yaptırımlar olacağı veya ağır yaptırımlar olacağı söyleniyor. Onu zaman içerisinde görecekler. Yani o konuda bir şey söyleyemem ben şimdi. Süreç devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.